Değerli dostlar, İlmihal'i konuşmaya devam ediyoruz. Hocam, İlmihal bizim için neden bu kadar önemli? Sürekli etrafında konuşuyoruz. Zaman zaman insanlara alternatif bilgi arayışları, alternatif öğrenme eğitim arayışları karşısında İlmihal'i sürekli tavsiye ediyoruz. Ve hatta o kadar ki programa da İlmihal adını verdik. İlmihal'in önemi nedir acaba? Evet, birinci bölümde de özetle ifade etmeye çalıştığımız gibi ilmihal insana günlük hayatı yaşarken ne yaparsa dinin çizdiği çerçevenin içinde kalır, ne yaparsa bu çerçevenin dışına çıkar. Bunun bilgisini, bunun bilincini, şuurunu veriyor. Bizim eskiden işte medreselerin açık olduğu dönemlerde ilk okula, Sıbyan Mektebi'ne başlayan çocuklara ilk öğretilen şey efali mükellefin idi. Efali mükellefin, mükelleflerin fiilleri demek. Şimdi bu terkip üzerinde özellikle durmamız lazım. Mükellef ne demek hocam? Heh, Tek işte oradan bir cümleyle. başlayacağız. Oradan başlayacağız. Mükellef bir külfetin altına girmiş insan demek. Külfet, Evet, ağırlık, yük. yük. Mükellef bir yükün altına girmiş insan demek. Üstüne bir yük yüklenmiş insan demek. Çünkü teklif, külfet bunlar aynı kökten geliyor. ve insanın ontolojik fıtri varlığını izah ediyor bu kavram. Şimdi insan dağların, taşların, semavatın yüklenmekten kaçındığı, korktuğu, titrediği bir emaneti yüklenmiş çok zalim ve çok cahil bir varlık. Kur'an böyle tarif ediyor, Kur'an-ı Kerim. İnsan bu emaneti yüklenmeyi kabul etti. İnsan yüklendi çünkü o çok zalim ve çok cahildir. Buradaki çok zalim ve çok cahil olma meselesi sözünü tutmuş insanlar için değil. Elestu bi rabbikum hitabına, sorusuna, bela, evet sen bizim Rabbimizsin cevabını vermiş ruhlar için değil. Bu cevabı verememiş, bundan bilinçli olarak kaçınmış ruhlar için. Onlar bu teklifin altına, bu külfetin altına girdiler ve fakat sözlerini yerine getirmediler, kendilerinden bekleneni yapmadılar. Evet, din bir tekliftir. Allah Teala insana vahiy aracılığıyla hitap eder. Hitap aynı zamanda tekliftir. Allah Teala'nın insana hitap etmesi bir yükü yüklenip yüklenmeyeceği konusunda bir teklifte bulunması demektir. Vahyin insan dünyasındaki en temel fonksiyonu, en temel anlamı budur. Vahiy insan hayatını büyük fotoğrafı gözünüzün önüne getirin. İnsan hayatına ne diye girer? İnsanı bir takım şeylerle yükümlü kılmak için girer. Evet, insanı hidayete götürür diyoruz. Evet, Kur'an-ı Kerim de böyle söylüyor. Ama o hidayette ne var? Gittiği o yerde adına hidayet denen o menzilde ne var? Külfet var. Yükümlülük var. Yükümlülük var. Dolayısıyla bir insanın daha okula ilk adımını atar atmaz efali mükellefini öğrenmeye başlamasından daha tabii bir şey olamaz. Onun için İslam insanı mükellef varlık olarak tarif ediyor. Bu günümüz anlayışıyla tabii çok fazla örtüşmüyor. Günümüzde insan özgür varlık olarak tarif ediliyor. Özgür varlık. Hem de o kadar özgür ki diğer insanlar üzerinde, çevre üzerinde, kainat üzerinde, uzay üzerinde mutlak hakimiyet sahibi olduğunu vehmeden bir insanın mutlak özgürlüğü bu. Bir tarafta böyle bir insan var, azmanlaşmış bir insan var. Öbür tarafta haddini hududunu bilen, Cenab-ı Hak karşısında boynunu büken, o külfetin altına bilerek giren ve o bilerek yüklendiği külfeti liyakatle götürdüğü ölçüde anlam kazanan, değer kazanan, yücelen, yükselen insan var. Bu gerçekten önemli bir mesele. Yani mükellef ya da efali mükellefin deyip geçmeyin. İnsanın temel ontolojik fıtri varlığına ilişkin çok önemli bir şey var burada. Mesaj var. Çok önemli bir sinyal var. Şimdi çocuk bunu öğreniyor. Efali mükellefini öğreniyor. Mükelleflerin fiilleri nelerdir bunu öğreniyor. Bu dini bir şey değil. Dini teknik bir bilgi değil. Efali mükellefin dediğimiz zaman en üstünde farzın,
en altında olumludan olumsuza, pozitiften negatife doğru, en altında haramın bulunduğu bir dizi kategoriden bahsediyoruz. Farz diyoruz, vacip diyoruz, sünnet diyoruz, müstehap diyoruz, mübah diyoruz. Pozitifler burada bitiyor. Artık sıfırın altına doğru negatife iniyoruz. Mekruh diyoruz, haram diyoruz. Çocuk bunları öğrendiği zaman hayata şu pencereden bakmaya başlıyor. Demek ki ben bu dünyada normal hayatı yaşarken, normal davranışlarımı sergilerken mutlaka bir şey yapıyorum, söylüyorum ve bunun bir karşılığı var. Yaptığım şey ya farzdır, ya vaciptir, ya sünnettir, ya müstehaptır, ya mübahtır, ya mekruhtur, ya haramdır. Bu şekilde anlam kazanmış, bu şekilde anlamlandırılmış bir hayata merhaba diyor çocuk. Daha kendini bulur bulmaz, bilir bilmez. O zaman bu çocuğun kendi nefsine karşı, çevresine, ailesine karşı, hem cinslerine karşı, efendim, diğer mahlukata karşı bir takım sorumlulukları bulunduğunu bilerek hareket etmesi, bir sorumluluk bilinciyle hareket etmesi çok tabii bir şey. Hayatın tabii akışı içerisinde edinilen bir şey bu. Onun için buradan ef'ali mükellefinden biz bir hukuk manzumesine geçiyoruz. Ef'ali mükellefin şunu yaparsan doğrudur, bunu yaparsan yanlıştır. Doğruların içerisinde çok kıymetli doğrular var, daha az kıymetli doğrular var. Yanlışların içinde çok çirkin yanlışlar var, çok affedilmez hatalar var. Biraz daha hoş görülebilir gibi hatalar var. Büyük günahlar, küçük günahlar, evet, ayrılır, evet, mesela. Bu kategori içerisinde baktığımız zaman çocuk evet ben mükellefim diyor. Bu dünyada gözetmem gereken sınırlar var. Bunlar bana emanet edilmiş. Hemen ilmihal dedik, emanet dedik. Burada Yusuf Kerimoğlu hocayı analım. Çok değişik bir şey yaptı hoca. İki cilt bir ilmihal yazdı. Adını da emanet ve ehliyet koydu. Çok anlamlı bir mesaj bu gerçekten. Yani Müslüman olmanın bir emaneti yüklenmek anlamına geldiğini, bir Müslümanın da bu emaneti yüklenecek ehliyette olması gerektiğini vurguladı hoca orada. Çok temel bir şeydi. İlmihallerin muhtevasına ilişkin belki konuşacağız ilerleyen dakikalarda. Hocanın yazdığı ilmihal bu anlamda ayrı bir yerde duruyor. Onu vurgulamamız lazım. Çocuk şimdi ef'ali mükellefini öğrendi, temel mükellefiyetlerini öğrendi, bir takım sınırlar içerisinde hareket etmesi gerektiğini öğrendi. Bunun içinde somut olarak ne var? Somut olarak üç kategori var. Allah'a karşı sorumluluklar, yaratılmışlara karşı sorumluluklar ve kişinin kendi nefsine karşı sorumluluklar. Bu üçlü kategori insanın hayatını anlamlı kılan ve İslami kılan en özet ama en temel kategoridir. Bir insan hukukullah'a, hukukul ibada ve hukukun nefse riayet ederek yaşasa, hayatı boyunca bu üç hukuk kategorisini muhafaza etme endişesi taşıyarak yaşasa, o insan büyük iyili insandır. O büyük iyiyle yazılır. Evet. Ama çocuktan bu bilinci esirgerseniz, daha doğrusu onu bu donanımdan mahrum bırakırsanız, onun tabii ki tabiat boşluk kabul etmiyor. Onun yerini başka şeyler dolduracak. Hayata, insana, dine, tarihe, kimliğe çok farklı bir pencereden bakacak çocuk. İşte o bugün sokakta gördüğümüz her türlü bağdan, kayıttan azade, anlamını kaybetmiş, önemini kaybetmiş, ruhunu kaybetmiş gençlik. Bu anlama geliyor. Ef'ali mükellefin şuurundan mahrum insanın varabileceği başka bir şey yok. Çünkü orada artık devreye insanın heva ve hevesleri giriyor. Bunun adına ne derseniz deyin, çok önemli değil. Bu ideoloji olabilir, bu çağdaş yaşam olabilir, bu başka bir şey olabilir. Yani insanın heva ve heveslerinin hükümran olduğu bir dünya artık söz konusudur. Ya mükellefiyetlerini bilen insanın kurduğu dünya ya da heva ve heveslerini amaç edinmiş, hedef edinmiş insanın kurguladığı dünya. Evet. Bu arada tabii ki ilmihal kültürü bizim dilimize de bu manada bir intizam getiriyor. Bir kavram, kelime kargaşasını da aslında ortada açıklamış oluyor.
Teklif kelimesinin yükümlülük getirmek, yükümlü kılmak şeklindeki anlamını biz fıkıh kitaplarından, ilmihal kitaplarından öğreniyoruz ama evet. günümüzde teklif dendiğinde biz bunu öneri şeklinde anlıyoruz. Böyle bir teklifte bulundu. Evet, ne dersiniz? Evet, evet. Yani kabul ederseniz olabilir, kabul etmezseniz hakkınızdır şeklinde. Oysa teklifte bulundu demek bunu size bir yükümlülük olarak yükledi demektir. Evet. Ama vergi mükellefiyetleri tabirinde ise böyle bir şey yok. Evet. Vergi mükellefiyeti olduğunuzda tercihi bir durumla karşı karşıya değilsiniz. Her sene mükellefsiniz. Evet, mükellef sofra var bir de hocam. Evet. Mükellef sofra, yani çok güçlük çekilerek, aşırı zahmete katlanılarak, bin bir emekle hazırlanmış, türlü türlü yemeklerin efendim donatmış olduğu bir sofradan söz ediyoruz demektir. Evet. Hocam, efali mükellefin aynı zamanda Müslümana değer yargılarını da bir skala halinde, farzdan öbür ucunda haram olan geniş bir skala halinde ortaya koyuyor herhalde. Evet. Yani farzla sorumluluklarını başlatmış oluyor, zirvesini, adını vermiş oluyor. Mubahla ikisinin ortasındaki alanı belirliyor ki aslında mubahta da bir sorumluluk var. Yani mubahı siz Allah bunu mubah kıldı diyerek onunla muhataplık kurduğunuzda yine bir sorumluluk bilincini burada canlı tutmuş evet. oluyorsunuz. Evet. Mubah olduğunu, yani Allah tarafından serbest bırakılan bir iş olduğunu bilerek bu şuurla hareket ettiğinizde yine sağınızdan ve solunuzdan, olumlu ve olumsuz cihetlerden efali mükellefinin iki kanadıyla kendinize bir yol, bir koridor açmış oluyorsunuz ki bu da bir sorumluluk hissidir. Evet. Bunun için herhalde olsa gerek, yani bu efali mükellefin sorumluluğu bilinci içerisinde yaşayan insan yemek yerken dahi, yani mutfaktaki hali, oturma odasındaki hali, yatak odasındaki haline kadar bütün bir hayatı ibadetle geçiyor. Çünkü bu bilinç sürekli ona Allah'la olan irtibatını hatırlatıyor ve bu evet. irtibatı canlı tutmasını sağlıyor. Evet, şüphesiz.